Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin çocuklarına, torunlarına karşı olan sonsuz şefkatini, merhametini yumuşak ilgi ve alakasını sohbetimize konu etmiş olacağız. Alem ve Rahmet Efendimizin doğumundan ölümüne kadar diğer çocuklarına, oğullarına gösterdiği muhabbeti aynı şekilde torunlarına da gösterdiğini görüyoruz. Allah'ın emanet olarak aldığı evladına gerekli ihtimamı göstermiş, babalık vazifesinin hakkıyla eda etmiş. Mesela İbrahim vefat ettiğinde de onu olan muhabbet ve şefkatinden dolayı gözyaşı dökmüştür. Ama hiçbir zaman muvazenesini bozmadan, kendinden geçmeden Allah'ın razı olacağı şeyler söylemiş. O zor anında dahi asabına çocuk sevgisi merhamet Allah'ın rızasını gözetmek gibi güzel esasları da öğretmiştir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin aynı şekilde çocuklarına, evlatlarına gösterdiği şekilde torunlarına da muhabbet duyduğunu, onlarla çok yakın bir kalbi muhabbet, sevgi alakası içerisinde olduğunu görmekteyiz. Şüphesiz efendimiz bu davranışlarıyla çocuk sevmeyi zül kabul eden bir cemiyete esaslı mesajlar sunmaktadır. Yani Efendimiz tabi bunları yaparken <laughs> Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde Allah'ın kendisine emrettiği şekilde sahip olduğu güzel ahlakın bir tezahürü olarak böyle davranmakla aslında doğru olan yapmaktaydı ama bu hal ve hareketleriyle aynı zamanda içinde yaşamış olduğu toplumun bir kısım yanlışlarını da yanlış uygulamalarını da düzeltmekteydi tahsis etmekteydi gelen bilgiler bize şunu gösteriyor ki o toplumda belki çocuklarına muhabbetle ilgi gösterenler olabildiği gibi böyle onlara mesafeli duran Çocuğu öpmeyi, sevmeyi, torunu kucağa almayı, zül kabul eden bir anlayışla söz konusu olabilir. Dolayısıyla Efendimizin bu yaklaşımlarında böyle yanlışları düzeltme hedefini de okuyabiliriz, görebiliriz. Havle binti Hakim radıyallahu anh, anh'a şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma radıyallahu anh, anh'a'nın iki oğlundan birini kucaklamış olduğu halde evden çıktı ya ya Hasan ya Hüseyin o sırada şöyle diyordu: Siz var ya siz sizin yüzünüzden ebeveyniniz yani anne babanız cimriliğe korkaklığa ve cehalete düşüyorlar ve siz Allah'ın reyhanlarındansınız. Tabi yani bir taraftan e, sevgisini gösteriyor, bir taraftan bir e, Nizah da e, yapıyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani tersinden bir e, bir e, iltifatla muhabbetini gösteriyor. Bir tarafta bir gerçeğe e, parmak basıyor. Çünkü e, anneler, babalar e, çocuklarına da e, bakacağız diye, onları direceğiz diye e, ne yaparlar? E, ya aman işte şunu yapmayayım da çocuğuma kalsın, çocuğumun şu ihtiyacını göreyim diye az da olsa insanın bir kısım e, infaklardan e, uzak tutabilirler. Cimriliğe sebep olabilirler. Korkaklık bu şekilde aman çocuğum aç kalır, sus kalır aman e, geleceği ne olur diye böyle insanın anne babanın gönlüne bir endişe, bir korkaklık e, düşebilir. Gibi e, dolayısıyla e, evlatların e, ayet kerimede olduğu gibi ve alemu enne ma ve bi fitne ve an Allah indihuyacın azim. Biliniz ki e, mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer imtihan vesilesidir, fitnedir. Yani imtihan vesilesidir. Esas mükafatın büyüğü Allah katındadır. E, böyle olunca biraz da efendim e, bu işin bu tarafına çocukların, torunların e, anne baba için bir imtihan vesilesi onları zaman zaman korkaklığa, zaman zaman cimriliğe, zaman zaman cehalete düşmelerine sebep olan bir imtihan vesilesi olduğuna da dikkat çekiyor Ama aynı zamanda Allah'ın Rehanları yani gönül meyveleri kişinin Efendim öptüğü kokladığı sevdiği mutlu olduğu eğlendiği bir adet Efendim bir çiçek mesabesinde olduklarını da ifade ediyor. Hem onların gönlünü yapıyor, hem onlara muhabbetini de getiriyor. Hem bu vesileyle anne babalara bir ders veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bera radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Hazreti Hasan'ı omuzunda taşıyor ve Allah'ım ben bunu seviyorum. Onu sen de sev buyuruyordu. Allah'ım ben bunu seviyorum, onu sen de sev buyuruyordu. Şimdi bu da yine annelere, babalara, dedelere, nilere Efendimiz Aleyhisselam bir öğüt veriyor, nasihat veriyor. Yani kişi mesela çocuğunu sever ama sevdiğini söylemez. Kişi torununu sever, ben seni seviyorum demekten çekinebilir. Veya bunu böyle söylerse yanlış yaptığını, ayıp olduğunu düşünebilir bir kısım örf ve adetler böyle olabilir ama sevgili peygamberimiz ne yapıyor? Eğer bir şey bir söz doğru doğruysa efendimiz onu söylemiştir. Efendimiz bir şey yanlış olsaydı onu söylemezdi. Kişinin evladına, torununa ben seni seviyorum. Allah'ım sen de onu sev diye söylemesi efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti işte budur. Efendimiz öğrettiği budur. Dolayısıyla biz çocuklarımıza, torunlarımıza o sevgilerimizi sadece içimize tutmayacağız. Gönlümüzde tutmakla kalmayacağız. Yeri gelince uygun bir şekilde onu ızhard edeceğiz. Açıktan da söyleyeceğiz ki belki bizim gönlümüzde olan sevgi çocuk farkında olmayabilir. Yani nereden bilecek? Gönülleri ancak Cenab-ı Hak bilebilir. Ama onu açığa çıkardığımız zaman, onu ifade ettiğimiz zaman o da duyacak. O da bizim onu sevdiğimizi e, duymuş olacak, bilmiş olacak. Onun da bize olan sevgisi artmış olacak. Yine e, bu vesile Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadis şerifini hatırlamakta fayda vardır. E, bir diyor eğer mümin kardeşini seviyorsan ona ben seni Allah için seviyorum diye sevgini ızhar et diyor. Böyle söylersen diyor aranızdaki sevgi artar. Yani o, o da e, senin onu sevdiğini bilir. Ve o da sana mukabel eder, ben de seni Allah için seviyorum der. Bu şekilde bu sevgi sözleri aradaki sevginin, muhabbetin artmasına vesile olur. Hatta yani e, hanımla bir arasında da böyle. Yani aile içerisinde, karı koca arasında da böyle. Uygun zeminlerde, uygun şekillerde bir insanın e, bir beyin hanımına, hanımının beyine o sevgisini güzel bir ifadeyle, uygun bir e, zeminde, uygun bir şekilde dile getirmesi, o da yine sevginin artmasına sebep olur. Bazen böyle e, bey diye hanımını çok seviyordur ama söylemekten utanıyordur. Veya hanım beyini seviyordur. İçinde büyük bir sevgi taşıyordur ama e, doğrusunu ne diyeceğini bilmediğinden dolayı onu e, açmaktan, onu söylemekten çekiniyordur. Hatta gönlünde çok büyük sevgi olduğu halde söylemediği için de belki beyi ya herhalde hanım bana fazla iltifat göstermiyor, sevmiyor gibi de yanlış bir zahaba Katılabilir, öyle bir kapılabilir, öyle durumda söz konusu olabilir. Ama onu uygun zeminlerde, uygun bir dille, üslupla onu ifade ettiğimiz zaman arada o sevgi çınarını büyütmüş oluruz, sevgi ağacını büyütmüş oluruz. İşte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'ı omuzuna taşıyıp da ona Allah'ım ben bunu seviyorum, onu sen de sev buyurması bize e, gününler arasındaki o muhabbetin muhabbet hattının e, e, faal hale gelmesi, işlemesi, e, işlek hale gelmesi noktasında da bize ne güzel bize örneklik teşkil etmiş oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz yine tabi sevgili peygamberimizin e, çocuklarına, torunlarına olan muhabbetleri, bununla ilgili rivayetler saymakla bitmez. Bir diğer rivayet e, İbni Abbas radıyallahu Allah'ın şu muhabbet dolu hadiseyi naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin'i omuzuna almış taşıyordu. Bakınız bir taraftan Hasan'ı taşıyor, bir taraftan Hüseyin'i taşıyor, bir taraftan ikisini beraber taşıyor. Bir taraftan birini bir dizine diğerini başka dizine oturtuyor. Bir taraftan birisini kucağına alıyor, birisini omuzuna alıyor. Yani ümmeti Muhammed'e hidayet rehberi olan o e, mübarek insanları Hz. Hüseyin, Hz. Hasan'ı Efendimiz Aleyhisselam böyle bir sevgiyle, böyle bir muhabbetle, böyle bir e, kalple e, yetiştiriyor, e, hediye ediyor ve onlar da bütün ümmet için bir hidayet e, beş ailesi, hidayet ışığı oluyorlar. Diyor ki İbn Abbas Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin'i omuzuna almış taşıyordu. Bir adam ne güzel bir bineğe binmişsin ey yavrucuğum dedi. Efendimiz'i binek diye e, tarif ediyor. Ne güzel bir bineğe binmişsin ey yavrucuğum dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. O da ne güzel bir süvaridir. Tirmizi menakıb. Bize birisi binek dese üzülürüz. Ya semona efendi merkep mi dedin deriz. Hadi merkep kelimesi de e, malumlarınız rakibe kelimesinden gelir ve binek demektir. Yani e, avlıyoruz. Eşek kelimesi biraz ağır kaçtığı için e, mecazen ya biraz yani kinaye yoluyla e, yani ona e, merkep deriz. Yani eşek dememek için, haymar dememek için böyle bir e, inceliği vardır. Ama e, neticede bir insan bilek dediğimiz zaman merkep demiş oluyoruz. Merkep deyince de insan üzülür. Der ki sen bana eşek mi dedin, merkep mi dedin? Böyle bir münehaza söz konusu olabilir. Ama sevgili Peygamberimiz onu gönüllü taşıdığı için o yavrusunun torununu muhabbetle gönüllü taşıdığı için, gönüllü ona hizmet ettiği için onun hizmetinde olduğu için kendisine yapılan ne güzel bir bineğe binmişsin evracı yavrucuğumu bir iltifat olarak kabul ediyor. Ve ona cevap olarak da e, o da ne güzel bir süvaridir. Ne güzel bir, bir e, binicidir. Süvari Süvari kelimesi de yani e, savaşta atına binip de düşmana karşı savaşan insan demektir. Yani atlı demektir. Dolayısıyla aslında ona süvari demek suretiyle de o yavrucağız o yaşta bir e, düşmana karşı bir mücahit olmaya bir at üzerinde cihad etmeye de Efendimiz Aleyhisselam teşvik ediyor. Öyle ol diyor. Öyle olmasına yönlendiriyor sevgili Peygamberimiz. Burada faruk Kâinat Efendimiz'in torunlarına sevgiyle birlikte ne kadar kıymet verdiğini de görmekteyiz. Allah Resulü bu sözleriyle adeta onların istikbaldeki mevkilerinde ışık tutmuştur. Fahri Kenan Efendimizin evlatlarına olan sevgi ve şefkati bütün ümmetine örnek teşkil edecek müstesna bir seviyededir. Onları bazen sırtına, bazen karnının üzerine alıp eğlendirirdi sevgili peygamberimiz. Bazen camide namaz kıldırırken bile omuzuna veya sırtına binerler, Efendimiz ses çıkarmazdı. Ebu Hureyre Hazretleri şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yatsı namazını kılıyorduk. Efendimiz secdeye varınca Hasan ile Hüseyin sıçrayıp sırtına bindiler. Başını kaldırdığında onları arkasından incitmeden aldı yere koydu. Secdeye vardığında tekrar bindiler. Namaz bitinceye kadar böyle devam etti. Namazdan sonra onları dizine oturttu. Yanına vardım ve Ya Resulallah İstersen onları evlerine götüreyim dedim. Haydi annenize gidin dedi. Çocuklar e, götüreyim dedim. O arada mucizevi olarak bir ışık parladı. Efendimiz onlara haydi annenize gidin dedi. Çocuklar eve girinceye kadar ışık yanmaya devam etti. Ahmet bin Hanbel'de böyle bir rivayet geçiyor. Başka bir gün Allah Resulü bir omuzunda Hasan, diğerinde Hüseyin olduğu halde sırayla önce birini Sonra diğerini öperek ashabının yanına geldiğini naklediyor. Yine Ahmet bin Hanbel e, nakfetmiş olduğu bir rivayette. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaparak asabına çocuk sevgisini öğretiyordu. Hazreti Enes radıyallahu anh, anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehli beytinden hangisini daha çok seviyorsun diye sorulmuştu. Hasan ve Hüseyin diye cevap verdi. Efendimiz Hz. Fatıma radıyallahu anhaya benim oğullarımı bana çağır diye emreder. Onları getirtip kucaklar ve onları koklardı. Bütün bu rivayetlerde hep Efendimizin o yavrularına, torunlarına olan alakası, muhabbeti, sevgisi, onları yetiştirmeye, terbiye etmeye, gösterdiği önemi, ihtimamı bizlere aktarmış oluyor Bir rivayetler. E tabi biz bunları sadece bir tarihi bilgi olarak tabi okumuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın her davranışını her sözünü yani tarihte olmuş bitmiş ya bir Allah'ın güzel bir kulu böyle yapmış Allah rahmet eylesin Allah'ın saati eylesin deyip bırakmıyoruz. Efendimiz'den bize nakledilen bütün sözler, bütün davranışlar bizim için bir hayat iksiri, bir hayat düsturu. Bizim hayatımızı düzenleyen, tanzim eden, bize yol gösteren e, hidayet rehberleri diyelim. Her bir söz, her bir davranışı. Dolayısıyla ne güzel yapmış. Allah ona rahmet eylesin. Ne güzel yapmış sallallahu aleyhi ve sellem diyerek orada bırakmamak gerekiyor. Efendimiz böyle yapmışsa biz de böyle yapmalı yapmalıyız. Efendimiz böyle söylemişse biz de böyle söylemeli söylemeliyiz. Çünkü biz de baba oluyoruz, dede oluyoruz, bizim de torunlarımız oluyor, evlatlarımız oluyor, anneler babalar. Oradaki sözün ve davranışın muhatabı kimse, onlar onlara bir yol göstermiş oluyor ve ne yapmamız gerektiği noktasında bize ışık olmuş oluyor. Ee, bu e, güzel sözleri davranışlar sevgili peygamberimiz bir gün ashabıyla birlikte davet edildiği bir yemeğe gidiyordu o sırada Hüseyin de sokakta çocuklarla oynuyordu Allah Resulü ashabını geride bırakarak ilerledi ellerini açtı Hüseyin'i tutmak istedi Hüseyin bir oraya bir buraya kaçıyor peygamber efendimiz de giderek onu tutmaya çalışıyordu Nihayetinde sevgili torunu yakaladı. Bir elini kafasının arkasına diğer elini de çenesinin altına koyup onu öptü. Sonra da Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin denim. Hüseyin'i seveni Allah sever buyurdu. İbn-i Mace, i̇bn Haber rivayetleri. Yani e, bu rivayetteki o sözler Efendimiz Aleyhisselam'ın o e, çocukla beraber ki oradaki hal ve hareketlerinde bize ne yapıyor? Ee, yansıtıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sevgi dolu davranışlarıyla ilgili olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh'a şöyle bir olay naklediyor. Allah Resulü ile beraber Medine'nin çarşılarından birindeydim. Bir müddet sonra Efendimiz ayrıldı. Ben de ayrıldım. Peygamberimiz Hazreti Fatıma'nın evine gelip üç defa yaramaz nerede? Bana Hasan'ı çağır dedi. Hasan gelince kollarını açtı. Hasan da açtı. Allah Resulü torununa sarılıp öptü. Ardından da Allah'ım doğrusu ben bunu seviyorum. Onu sen de sev, onu sevenlere de sev buyurdu. Buhari rivayeti. Hepsinde hep e, sevgi var, hep dua var hep Resulullah Efendimiz ona olan sevgisini dile getiriyor tabi her bunu dile getirdikçe o çocuğun gönlüne Efendimiz o torunun gönlüne bir büyük bir e, muhabbet akıtıyor tabi o gönülde o muhabbet duygusunu e, artmasına e, vesile oluyor sebep oluyor dua ediyor Allahım seni sevdiği bir kulun Cenab-ı Hakk'ın sevmesinden daha güzel ne olabilir en büyük duayı yapıyor torununa Sonra efendim onu sevenleri de sev diye buyuruyor. Yani Hasan'ı, Hüseyin'i, torunlarını kimsevesi verse Ehli Beytini sevenler içinde Allah'ım onları sev diye yine büyük bir dua Efendimiz onlara yapmış oluyor. Cenab-ı Hak bizlere hem Efendimiz'i hem Hazreti Hasan'ı hem Hazreti Hüseyin'i hem Ehli Beytini Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın sevdiği herkesi Efendimiz'in istediği şekilde sevebilmeyi ve bu şekilde bu yolla da cenab Hakk'ın Rabbimizin sevgisine erebilmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymeti dinleyenlerimiz Allah Resulü'nün bu muhabbeti en ciddi işlerin yapıldığı esnada dahi müşahede edilmektedir. Mesela o bir keresinde hutbe okurken tökezleyerek mescide giren torununu kaldırmak üzere konuşmasını kesmiş aşağıya inip torununu kucaklayarak minberin üzerine oturtmuş hutbesine devam etmiştir. Aynı şekilde Mekke'nin fethi gibi büyük bir olay esnasında bile Hazreti Zeynep'ten olan torunu Ali'yi terkisine almış, şehre onunla birlikte girmiştir. Mekke'nin fethi gibi büyük bir günde, büyük bir büyük fetin yaşandığı günde Efendimiz Aleyhisselam bir taraftan Mekke'yi fethediyor. Ne kadar yani muazzam bir fetih yani 20 20 yıl sonra yani hicretten tabi 10 yıl 10 yıl sonra büyük bir fetih gerçekleşiyor kansız belki dünya tarihinde emsaz bir fetih gerçekleşiyor Efendimiz Aleyhisselam o fetihin fatihi Allah'ın peygamberi ama girerken yine orada e, detayları e, ihmal etmiyor sevgili peygamberimiz torununu görüyor onu efendim terkisini alıyor. Onunla beraber yine Mekke'ye e, e, Mekke giriyor sevgili peygamberimiz. Yani e, büyük işler yapacağım derken çoğu zaman yapmamız gereken çok da önemli olan detaylar, küçük şeyleri ihmal edebiliyoruz. Onları görmekten gelebiliyoruz. Halbuki e, her anın e, bir yapılabilecek orada güzel bir amel-i salihi vardır. O amel-i salihin büyük küçüğü olmaz. Onu görmek lazım. Onu yerine getirmek lazım. Bunu da yine sevgili Peygamberimizin örnek hayatında görebiliyoruz. Hiç şüphesiz ki Allah Resulü çocukların yaramazlıklarına en fazla tahammül gösteren ve onlara müsamaha ile davranan kimseydi. Bu efendimizin evlatlarına olan sevgisinin sonucudur. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın naklettiği şu hadise buna ne güzel misaldir. Bir gün yağmur meleği Rabbimizden izin alarak Peygamber Efendimizin yanına gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Ümmü Seleme kapıyı üzerimize kapat. Yanımıza kimseyi bırakma." buyurdu. O sırada Hüseyin koşarak geldi. Hazreti Ümmü Seleme onu içeri bırakmak istemedi. Çünkü önemli bir şey var. Melek gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam onunla görüşme yapacak. Çok böyle mühim bir hadise. Fakat çocuk da anlar. Yani meleğin geldiğinden, işin çok önemli olduğundan geliyor koşarak geliyor. içeri girmek istiyor. Ümmü Seleme validemiz de onu içeri almak istemiyor. Fakat yavrucak kapı yüzü içeri girdi kendisini Peygamber Efendimiz kucağına attı. Efendimiz onu omuzuna aldı, boynuna bindirdi, öptü ve sevdi. Yine Hasan ve Hüseyin'e süt annelik yapan Ümmül Fadıl bir gün Resulullah'ın torununu getirip kucağına koymuş. Çocuk da Efendimiz'in üzerine akıtmıştı. Ümmül Fadıl bu sebeple çocuğun omuzuna vurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve ise, oğlumun canını yaktın. Allah sana rahmet etsin buyurarak çocukların bütün bu sıkıntılı hallerine tahammül etmek gerektiğini göstermiştir. Farkan Efendimiz sadece Hasan Hüseyin radıyallahu anhumayı değil, diğer torunlarını da candan severdi. Nitekim Ebu Katade radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü kızı Zeynep'in kerimesi Ümame omuzunda olduğu halde ashabına namaz kıldırırdı. Secdiye varınca çocuğu yana bırakır, kıyam için doğulunca tekrar omuzuna alırdı. Bir gün Peygamber Efendimizin sevgili torunu ve Osman'ın oğlu olan 6 yaşındaki Abdullah'ın yüzünü ve gözünü bir horoz karalamıştı. Yavrucağın yüzü şişti ve ağır şekilde hastalandı. Tutulduğu bu hastalıktan kutlamayarak vefat etti. İnna lillah ve inna ileyhi Efendimiz Aleyhisselam çocukları, torunları böyle efendimiz hayattayken böyle acı hadiseler okuyup okuyup tabii geçiyoruz. Sanki böyle basit bir efendim karınca ısırığı gibi düşünebiliyoruz ama yani e, 6 yaşında bir yavrucaz, e, yavrucağız, e, yavrucak efendimizin torunu horoz gagalıyor, yüzü şişiyor, kurtulamıyor, vefat ediyor. İnna lillahi yani Ne kadar acı bir hadise. Abdullah'ın cenaze namazını Allah Resulü kıldırdı. Hazreti Osman da oğlunu kabine indirdi. O esnada Peygamber Efendimiz gözlerinden yaşlar döküldü halde şöyle buyurdu. Yüce Allah kullarından merhametli ve yufka yürekli olanlara rahmet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlatları ve torunlarına karşı gösterdiği ilgi ve sevgiye dair pek çok rivayet mevcuttur. Ancak bu alaka sadece kan bağının, nesebi duyguların sevkide olmamış, Allah Resulü'nün bütün insanlığa yönelik risalet vazifesinin bir icabı olarak zuhur etmiştir. Biz de Peygamber Efendimizin izinden giderek Allah'ın emaneti oldukları düşüncesiyle yavrularımızın terbiyesine daha fazla ehemmiyet vermeli ve daha iyi yetişip insanla hizmet etmeleri için onları muhabbetle büyütmeliyiz. Efendimiz böyle yaptı. Onlar ümmeti Muhammed'e çok hizmet ettiler. Hepsi hidayet ışıkları, hidayet meşaleleri oldular. Biz de evlatlarımızı, torunlarımızı böyle bir muhabbetle, böyle bir sevgiyle böyle bir ilgiyle büyütürsek onlar da yine ümmeti Muhammed'e yani sevginin, muhabbetin ne olacağını, ne olduğunu öğretebilecek güzel insanlar olacaklardır. Bunun yolu buradan geçmektedir. Cenab-ı Hak hepimizi bu konuda eee muvaffak kılsın diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.